O zaman eski bayramları anlat alemde giderken. Eski bayram nerede sevgili kardeşim ya? Bayramlar hakikaten bırak her tarafa her şeyi. Bayramın olması, yani bayramınla bir daha hiç ben unutmadığım ne var biliyor musun? Bir top, yani top, bildiğimiz top. Yapardık onu şeyden, böyle eski, baruttan da. Eski şeylerden ya. Bir de bayramı özlüyorduk. Başka özlediğimiz o bayramları yok ki. Benim halamın oğlu vardı, Mustafa Şahingaya. O bayramda geliyordu, bize para veriyordu. Önce ellerimizi yıkayacağınız, bir de ayaklarımızı. Onları yıkayıp öyle bayramlaşıyordu. Onları gösteriyorduk ona, ellerimizi böyle. Ondan sonra bayramlaşıyorduk. Bayramın zevki tadı vardı. Şimdi maalesef hakikaten her şeyi bir kenara bırakalım. İnsanlar bazı şeyleri unutmuş. Çoğu insan oruç tutmuyor şimdi sevgili kardeşim. Evet, evet. Oruç tutmuyor ne bayramı ya? Yani oruç tutmayan adamın bayramı olur mu? Olmaz. Ama bizim yaşlarımız, bizim bu yaşlar, yani bizim kendi çevremizde olan yaşlılar, yani biz bir yaşlılar sınıfına girdik ha şimdi. Bunları yaşıyoruz, yaşattık, yaşaltıyoruz da, yaşaltmalıyız da, gelecek bunları görmeli diye düşünüyorum. Aynen. Evet. Eskiden bayrama özel yapılan böyle yemekler olur muydu? Hatırladığın kadar. Yemek derken şu, yani insanlar birbirine, örneğin bugün ben mesela halam vardı. En çok da oraya giderdik, Elmas halam düz mahallede, bir de Nezire halam vardı. Onlara gidiyorduk, gelin yani bayramda, bilhassa da bayram akşamları. Bir de fırınlar vardı eskiden, böyle kara fırınlar. Onlara ekmek, pide, büyük ekmekler yapılıyordu, insanlara sunuluyordu. Böyle nasıl git biz orada, işte bizim o sıcak fırından çıkan ekmeklere yağ koyup yemek. Yani onlar çok önemliydi. Neden? Zaten bayramdan başka onu bulup yiyemiyordun ki. Yani bunlar yaşanıyordu, vardı, hepsi oluyordu diye düşünüyorum. O ekmeğin kokusu değil mi? O orijinal yani, buğday, evet, tabii mis gibi, öyle. Tereyağının aynen kokusu. Öyle. Şimdi onlar da yok. Yok, hakikaten öyle. Yani baktığın zaman o tatları alamıyorsun. Yani biz bilhassa, yani bizim çocukluğumuzda biz şu yollarda gidip gelirken biz Çadağa'da iniyorduk. Tekli denen, bizim köye tekli çalışıyordu. Yani İsmail Kösa'nın babası. Çadağa iniyorduk. Oradan yukarı ona arabaya binelim. Yani bak o özlem de gelelim köye. Bir de üstelik araba çok yüklüydü. Bizi almıyordular arabaya. Oradan yukarı tekrar yaya geliyorduk. Ta köye kadar. O Komer'di miydi o? Evet. Aynen öyle. Onun arabasına biniyorduk. Geliyorduk ama bugün almıyordusa sabahınızı yine geliyorduk, yine alıyorduk. Evet. Şimdi elektronik çağ oldu ama her şey, bakıyorum, bayramlaşma bile WhatsApp üzerinden aynen yapılıyor. Öyle. Hiçbir tadı tuzu yok. Maalesef öyle. Derinlik hissi yok. Evet, maalesef öyle ama bunları birileri, yani yaşatılmalı. Sadece ben dememle olmaz. Sen de diyeceksin, ötekisi de diyecek, herkes diyecek. Yardımlaşma. Ya şimdi öyle bir şey yok ya. İrat niye yanıyordu bizim köyde? İrat'ta mısır radyo oluyordu, kazıma radyo oluyordu, belleme radyo oluyordu. Hepsi oluyordu bunlar. Öyle değil ve miydi? Karşılıklı hediye yapılıyordu. Evet, aynen öyle. Ama şimdi maalesef öyle bir şey. Sizin orada o İratların hemen evet, hemen en büyüğü evet, olurdu. Ben çok, evet. Çocuktum, giderdim o diye. Rahmetli evet. Annen. Hiç evet. Unutmuyorum. Bir keresinde ona bir tabak bal koyduydu sofraya. Evet. O tat hala şimdi zihninde kayıtlıdır. Baksana şunu söyleyeyim. Biz et kesiyordular. Mesela yani kurbanda et kesiliyordu. Veyahut da babam et alıp geliyordu caminin yanında. Şöyle bir şey hatıramda hiç unutmuyorum. Nenem onu, buzdolabı yoktu, elektrik yoktu. Hani bildiğimiz süt küleklerine ona tuzlayıp koyuyordu onu rahmetli anam. O tuzla konulan o eti böyle geliyordum ben Akçabat'tan veya Trabzon'dan, işte arabacıkta yapıyorduk o dönemler. Geliyordum hadi kara ateşe, o etten alıp koyuyordum. Yani kül bastı diyordular şimdi, öyle deniliyordu. Alıp yiyorduk. Ben
Eşime dedim ki ya ha böyle ha böyle sen de yap. Yaptık ama o da yok. Ama o eti bulamazsın ya. Aynen öyle yani. Çünkü o zamanca hayvanlara o kimyasal yem verilmiyordu. Şimdi aynen. Onlar nerede? Aynen öyle maalesef. Şu an yenecek et bir keçi eti kaldı. Onu bozamadılar. Evet, başka o yok. O da doğru. Onda bir mevsim varmış. Aa. Her zaman da yiyemez misin onu? Evet evet. Evet diğerleri öyle değil yani. Evet. Şu anda köyde bakıyorum mesela. Evet. Bir genç terlan belli bir kesimin üstünde arası komple koptu. Ayrı telden gidiyorlar. Onu işte birleştirmek lazım ama nasıl olacak bilmiyoruz ya. Yani bugün orada koca şunu söylüyordu. Diyordu işte Koryana köyü. Yani bunları işte birileri yaşatmalı, denilmeli. Nasıl denilmeli? Şöyle. Yani benim bilgilerimi ben anlatmalıyım, bildiklerimi. Mesela öyle eskiler var bizim köyümüzde ki kalmadı onlar da zaten. Sevgili kardeşim, bunları anlatmalı, birileri denilmeli ki ha böyle yaşan. Diyor ki Akçabat'ta işte Koryana köyü dedikleri zaman işte benim arkadaşlarım diyor, hoca efendi, imamlar, yani Koryana köyü birliktelik her şekliyle beraber birbirine yani tutumlu, birbirini seven, sayan. Şimdi onlar hakikaten yok. Farklı farklı şeyler oluyor. Bizim köyde mesela işte seçimler oluyor. Adam birisi öbür tarafa çekiyor, öbürü tarafa çekiyor. Seçim olmalı. Yapılmalı. Sen daha dayalısın ben de. Ama ondan sonra da bu işler kapanmalı. Bitmeli. Yani Neşet Meram içerisinde olması yani lazım. Aynen yani. Öyle. Aynen öyle. O yok işte. Bir sevgisizlik var yani. En kötüsü o yani. Evet maalesef. Birbirimizi sevmeyi unuttuk. Yani bu işte nereden geliyor? Ta örneğin şu. Siyasi işler, siyasetlerden en çok da oralardan kaynaklanıyor bu. Tepeden aşağı ne görüyorsa adam onu yapıyor. Onlar birleştirici olsalar halkla birleştirici olur. Öbürüsü ayrımcılık yapıyor, öbürüsü farklı düşünüyor. Herkes farklı bir boyutta, farklı bir şekilde. Onun için düzelir diye umuyoruz bakalım. Evet, inşallah, inşallah düzelir. Aynen öyle. Ama ben de ümit ediyorum, diyorum ki gençler bu işleri yapmalı. Bilir. Bak ben seçimlerde 22 yaşında belediye başkanı var. Yani hoşuma gitti. Ne kadar güzel. Demek ben hizmet edeceğim diyor. 18-20 yaşında muhtar olanlar var. Biz de oturuyorlar koltuğa. Orada kimse kalkmak istemiyor bir daha. Kalkmadığı zaman neler oluyor? Farklı farklı şeyler oluyor. Ya sık sık evet. Bir araya gelilmesi lazım. Köyde şimdi dernek olarak onu yapmaya başladık. Artıracağız onu. Sık i̇nşallah. Sık bir araya gelince o ortadan kalkacak inşallah. 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 Bak bugün orada hoca işte diyor ki derneğimize yardımcı. Bana gelin diyecek ki abri yardım et. Sen demedin mi? Ben sana al para, kimse kimseye demez. Diyecek ki şunları şöyle yapalım. Biz orada seçimde de aynı şeyleri söylüyoruz. İşte muhtar, dernek başkanı birlikte çalışmalı. Birlikte önderlik yapmalı. Bunlar yürümeli. Ama tek Sadık Atmaca, tek sen, tek öbürüsü olmaz. Yani toplu halde olursa çok daha iyi olur. Bereket olur. Zaten Allah dağılıp ayrılmayın diyor. Evet. Birlikte güç doğuyor. Güç vardır diyor. Dağılır evet. Güç gider diyor. Kur'an ayeti var. Maalesef. Evet. Hey gidi Akçabat'ın yolları. Evet maalesef. Biz buralardan, bu yollardan, bak bizim kamyonumuz vardı. Böyle bayramlarda eğer kış ise mevsim, aracın arkasına, kamyonun arkasına tende yapıyorduk naylonda. İnsanları onu oturtuyorduk. Şurada da bir anım var, onu da anlatmadan aklımdayken anlatayım. Şurada, şu çadakta bizim kedoğum Muhammed deniyordu. Bir gün salı günü üstten aşağı geliyoruz. Kedoğum Muhammed arabasının kasasını yaptırmak için kasayı oraya bıraktı. İki tane şeyin üstüne, bidonun üstüne, arka kapak açık. Salı o gün. Ha. Baktım ki insanlar geldiler, kasaya hep oturdu. Bayanlar, erkekler aynen böyle var. Kasa gidecek he. Ya, o zannediyor ki aracın önü de var. Ben geldim, durdum yanlarında. Dedim siz ne yapıyorsunuz burada? Dedi ki çarşıya gideceğiz, bugün salı. Dedim bu aracın önü yok. Bak bu araç boş. Arkasında kasası sadece. Bak ne hakikaten araç yok. Ben de orada niye durdum? Onları ben arabaya aldım ve paralarını da aldım. Yani insanlar böyle kamyonlarla gidip geliyordu. Bizim köyde 3-4 kişi bana şöyle diyordular. Pazar günleri ve pazartesi, salı günü çarşıya gelecekleri için diyordular ki şunu yap. Bize şoför mahallini ayır. Bak şoför mahallini
Yani şoför mahalle ayrılıyordu insanlara. Plasa'da rahmetli Celal Aga, yüzümlü Celal Aga beni yollardı birini, bir çocuk derdi ki işte söyleyin ona bize şoför mahalle ayırsın. Biz de ona şoför mahalle ayırıyorduk. Aşağı getiriyorduk ve yukarı getiriyorduk. Şimdi öyle bir şey... Ne arabası vardı sizde abi? O zaman BMC kamyon vardı bizde. BMC kamyon. O da şoför bağını en fazla iki kişi binebilir. İki kişi. Aynen öyle. Aynen öyle. Ondan sonra Dodge arabası oldu. Tabii zaman değiştikten sonra farklı farklı şekillerde. Ama bu yollarda biz hep gidip geliyorduk. Kamyonun üstünde taşıyorduk insanları. Kamyonu sen mi aldın rahmetli babandan mı? Bizim o zaman kardeşim, işte abim, Mustafa abim, Allah ilk önce sana. Babam, onlar işte ama en başta Mustafa abim bu kamyonu almıştık. İnşaatçılık yapıyordu babam onlar. Kamyonumuz vardı, köye de gidip geliyorduk. Bir de Trabzon'da babam, abim, Mustafa abim onlar inşaat işi yapıyordu. Ben de Trabzon Karmurat Okulu'na gidiyordum o zaman. O okul cumartesi, cuma günü öğleden sonra kamyon köye insanları götürmemiz için geliyorduk, köye götürüyorduk. Pazartesi günü tekrar aşağı alıp taşıyorduk onları. Evet. Şimdi o kamyonu bulsam da bir daha al sana ne oldu, yaptı sana ne var. Acaba duruyor mudur bir yerlerde? Ya? Onlar çok artık hepsi bitmiş. Daha onlar nerede olacak ki? Olması da mümkün değil. Fakat o günler çok güzel günlerdi. Çok iyi günlerdi o günler. Hakikaten. Şimdi her şey değişti. Farklı farklı şeyler oldu. Abi burada duruyorsun bugün. Hacınım git orada Akçaba'da al bıçak bileti. 4 saat sonra Almanya'dasın. Aynen. Dünya değişmiş. Hakikaten değişmiş. Evet. Demek siz kamyonculuk da yaptınız. Ben onu bilmiyordum. Abi yıllarca. Yıllarca hala da bizim... İran'a Miran'a hiç gittin mi? İran, evet gittik. Hala da bizim araçlarımız var. Yine nakliye yapıyoruz. İhracatla uğraşıyoruz. Araçlarımız var. En büyük de nakliye işiyle de uğraşıyoruz. Yine de hep Gürcistan'a gidiyor, Rusya'ya gidiyor araçlarımız. Var yine araçlarımız. Sadece istasyonlukla uğraşmıyoruz. Ondan da uğraşıyoruz. Abi petrol işine nereden girdin? Ya petrol şu, bizim ilk önce petrole girme şeklimiz şu. Yine Akçaabat'ta işte babam, abim, en çok da Mustafa abim o zamanlar. Biz Akçaabat'ta Akcami'nin önünde araçlarımızı oraya çekiyorduk. Orada Osman Gazancı diye birisi vardı. Biz istasyon orada, ben giderdim. O orada otururdu, ben pombadan yakıt verirdim. Yani ona yardımcı olurdum. Orada da abim de rahmetli Mustafa abim. Onlar da onlarla samimiydiler. O vesileyle de babam da bize önderlik etti. Ama en başta da abim. Doğruya, doğruya eri eri ve orada o işe, o istasyonu aldık ve orada çalışmaya başladık. Yıllarca orada çalıştık. Okulu da bıraktık, her şeyi de bıraktık. İşte orada istasyonculukla uğraştık. Ondan sonra da kendimiz bu sektörde hala da devam ediyoruz. Bugün içinden de istasyonumuz var. İşte bir trafonda, bir akçabatta. Onunla da uğraşıyoruz. O jip vardı meşhur Mustafa Hoca'nın. Evet, sen aldın mı bir jipleri? O jiplerden... Ben şu Mazda'ya hep biniyorum, o jiplerden almadım. Onların çok büyük, ben ondan yuvarlanmıştım da. Bir kaza yapmıştım. Onların frenleri hiç tutmaz. Ha böyle frenler hemen karşıya geçiyordu. Üç vitesli onlar değil mi? Öyle hatırlıyorum. Yok, dört vitesli. Dört vitesli ama çok çok erken frenleri patlıyordu. Ama onlarla herkes, her birimiz, mesela benim torunum Cemal dediğimiz, o Cengiz işte, biz hep onda şoförlük öğrendiydik, onlarla iyi şoförlük, aslında kamyonda öğrendiydik de onda da o da o jipte çok çok insanları taşıdık onunla köye, Akçaabat'a. Evet. Hey gidi günler hey. Aynen öyle. Ama en güzel şey abi, ben seni böyle tanıdım. Ne yaşlandın ne bir yok şey oldu. Yok be, yaşlandık biz öyle. Yok şey yok öyle değil abi, bak her gördüğümde de yüzün gülüyor yok, bak. Neşeli olmak var yani, insanı dinç tutuyor bak, bunu unutma. Yani hakikaten bazı şeyleri güzel hesaplamak lazım. İnsanlarla diyaloglar iyi olunmalı, yapılınmalı. Neden? Şunun için. Yani yoksa somurtup durmanın da bir anlamı yok. Ben de hiç durmam olduğum yerde. Sağ olsun. Ay girdiğin ortamda neşeleniyor mesela. Evet. Yani mesela evet. Bir bakıyorsun siyasetçi bir yerde girdin miydi? Evet. Orada bir karışıyor yani. Aynen öyle. Aynen öyle yani. Bu işte bizim biraz da o espri yönlerimiz, insanlarla diyalogumuz farklı farklı oluyor. Uğraşıyoruz.
böyle yürüyor dünyanın olsun, şekli olsun zaten. Abi. Allah evet, size uzun ömürler versin. Siz hep sağ böyle paşamızda böyle şey görüyorlar. Bizim için, köyümüz için çok manevi büyük değersiniz o. Sağ ol. Herkes söylüyor onu. Sağ ol. Teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu ya. Yürüme yürüyemedim ama bu daha güzel oldu. Aynen öyle. Çok güzel oldu. Eyvallah. Sağ olasın. Sağ ol.